Pekşen'le konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Halkbank soruşturması ve Soçi mutabakatı. Söylediğim gibi Sayın Pekşen hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, isterseniz önce sıcak Soçi mutabakatından başlayalım. Beklediğimiz gibi bir sonuç elde ettik mi? Şimdi hani bütün televizyonlara baktığımızda hemen hemen öyle gibi görünüyor ama aslında perde arkasında neler oldu? Amerika ile yapılan görüşmeler pek olumlu gitmedi. Sert açıklamalar vardı ve sonuçta bu Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra böyle bir mutabakat çıktı. Şimdi terör örgütüyle ilgili belli bir işte limit var gidecekleri yer ama silahsızlanması konusunda ne kadar tatmin olabiliriz? Silahları teslim edecek olmalarından ne kadar tatmin olabiliriz? En başta mesela benim aklıma bu geliyor. Yani PYD tehlikesi tamamen Türkiye için bitti mi? Evet. Terör örgütü Evet. belli. Tabii bu Suriye konusunda aslında bence Trump'ın söylediğinden başlamak lazım. Trump bir şey söylüyor. Diyor ki bu sonu gelmez yüzyıl savaşları gibi diyor bu. Evet. Hiçbir zaman sonu gelmeyecek zaten. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Çünkü bu coğrafya içerisinde ülkeler kendi kaderleri kendileri belirleyemezler. Bu 100 yıldır böyle. Bunun tek istisnası Türkiye'dir. Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu Türkiye bu coğrafya içerisinde ulusların kendi kaderlerini belirlemeye tek örnek ülkeydi. Ondan sonra diğer ülkelerde kendi kaderlerini belirleme yoluna girdiler. Ama bugün gerçek şu ki bu coğrafyada maalesef artık parametrelerin tamamı değişmiştir. Bu coğrafya içerisinde yalnızca burada yaşayan ülkeler değil, başka ülkelerin de etkili sonuç elde ettiği bir takım stratejik gelişmeler oluyor. Bunların içerisinde Suriye'ye baktığınız zaman, Suriye'de mesela ABD var, Rusya var, İran var, işte Fransa var, başkaca da Avrupa ülkelerinin olduğunu görüyoruz. O zaman şöyle bir gerçek çıkıyor ortaya. Rusya, İran, işte Amerika Birleşik Devletleri, Fransa hangi gerekçeyle buradalar? Onlar isteyerek geldiler. Ama bizim için öyle bir şey yok. Biz bu coğrafyada bir arada yaşamak durumundayız. Peki bir arada yaşamak durumunda olduğumuz komşumuzla ilgili bugün hani Türkiye'de de estirilen vay efendim Suriye politikasında şöyle başarılı oldu, böyle başarılı oldu değerlendirmelerine ben de birkaç soruyla devam edeyim. Şimdi bir, Suriye'nin toprak bütünlüğü ne oldu? Hep ana Evet, başlık oydu değil mi? Suriye'nin toprak bütünlüğü ne oldu? Suriye'nin toprak bütünlüğü var mı? Yok. Peki Suriye'deki bu PYD, YPG, PKK dediğimiz örgüt ortadan kalktı mı? Hayır. Peki Türkiye'nin temel şartı örgütün elindeki ağır silahları terk edip gitmesi değil miydi? Örgüt elindeki ağır silahları terk ediyor mu? Hayır. Peki bu ağır silahlar nerede? Kime karşı kullanacaklar? Suriye devletiyle yani Esad'la anlaştıklarına göre ağır silahlar ellerinde. Kimine bu silahları kullanacaklar? Kime karşı? Bu silahlarla nereye gittiler? Suriye'nin petrol bölgesine gittiler. Kim var onlarla beraber giden? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika zaten ne istiyordu? Oradaki petrolü istiyor. Trump diyor ya petrolleri kurtardık diyordu. Onlar petrolü kurtarmışlar. Başka? Rusya gelmiş zaten. Bizim komşumuz olmuş. Tarihinde rüyasında bile göremeyeceği büyük bir sonuç elde etti o bölgede. Hayatında hayal bile edemeyeceği bir sonuç elde etti. Türkiye'nin güneyinde Rusya'nın artık bir toprak parçası üzerinde stratejik olarak çok önemli üsleri var. Askeri üsleri, deniz üsleri var, hava üssü var, kara üssü var. Rusya büyük bir orada stratejik politika güttü ve şu ana kadar herkesin ortak kabulü şu ki bölgedeki bu dağınıklıktan, bu büyük dramdan en büyük fayda sağlayan ülke Rusya oldu. Rusya oldu. Evet, peki devam edelim o zaman. Türkiye'nin şu anda elindeki 3,5 milyon Suriyeli ne oldu? Onu daha sonra 7 milyon diye de açıkladılar Evet, diyorsun. yani Yani daha 7 da mi? Her fazla. neyse yani. Türkiye'deki Suriyeliler ne oldu? Bir soru daha soralım. Bu en son adı Milli Suriye Ordusu olan ordunun 17 bin mensubu ne oldu? Onlar ne olacak? Ya da İdlib'deki cihatçılar ne olacaklar? Bütün bu sorular ayakta. Ben şöyle bakıyorum. Türkiye şu anda sınır güvenliğinin dışında elde ettiği hiçbir hukuki ve fiili sonuç görmüyorum ben. Esad'la sonuç itibariyle
dolaylı da olsa masaya oturuldu. Esad yeniden Suriye toprakları üzerinde büyük bir hakimiyet sağladı, özellikle Türkiye komşu olan bölgede. Zaten burada Türkiye'den gönderecek 2 milyon Esad karşıtına hiçbir zaman izin vermez. Yani siz olsanız izin verir misiniz? Esad'a karşı gelmiş, orayı terk etmiş. 3,5 milyon kişi geri dönecek ve Türkiye'nin sınırına bu insanlar yerleşecekler. Her an bunlar Türkiye'ye karşı veya işte Esad'a karşı isyan edecekleri açık olduğu için Esad da buna muhtemelen izin vermeyecek. Zaten onun için alan daraltıldı. Yani kısacası şu. Bugünlerde büyük bir siyasi başarı gibi anlatılan hikayeye bakıldığı zaman ben bu soruların cevaplanmasını isterim. Bu sorularda cevap bulunamadığı sürece Suriye sorunu Türkiye için hiçbir şekilde çözülmüş değildir. Ötelenmiştir. Bir müddet ötelendi. Bu ötelenme yarın öbür gün Türkiye'ye karşı nasıl dönecek? Şimdi bakın, daha dramatik olan şey şu. Bir terör örgütüyle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suriye masaya oturdu. PYD, YPG her neyse dediğimiz örgütle Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'da dahi dış politika hukukuna dahi aykırı olacak bir şekilde görüşmelerini devam ettiriyor. Rusya'da aynı şekilde, Rusya'da bunların ofisleri yok mu, büroları yok mu? Dostumuz Putin, kadim dostumuz Putin bu büroları niye kapatmıyor? Kimi kandırıyorlar? Türkiye'de insanların ağzına bir parmak bal çalıyorlar. Vay PYD şöyle oldu, YPG. Hepsi ayakta, hepsi duruyor. Yarın bu PYD'yi, YPG'yi daha güçlü şekilde bize karşı kullanmayacaklarını kim garanti edebilir? Yani tabii. Sınır güvenliğimiz dışında şu anda ortada somut olarak evet bu da sağlandı diyebileceğimiz ben bir tek şey görmüyorum. Gören varsa bizi de ikna etsin, ben de öğrenmiş olayım. Tamam. Bir hamaset nutkudur devam ediyor. Toplumun ağzına bir parmak bal çalındı ama durum vahim. Amerika petrol bölgesini aldı. Rusya fiziki alanlarını aldı. Orada hala bir terör örgütü duruyor. Elinde ağır silahlar duruyor. Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli duruyor. Şurada Türkiye'nin hemen yanı başında cihatçı militanlar duruyor. Akıbetlerin ne olacağını kimse bilmiyor. Türkiye orada en son operasyonu yaptığında Suriye Milli Ordusu dediği büyük bir yapı duruyor. Akıbetlerin ne olacağını kimse bilmiyor. Evet. Sayın Pekşen, şimdi bir şey soruluyor tabii tüm olanlardan sonra. Kim kazandı, kim kaybetti sorusu var manşette. Türkiye kazananların içinde en büyük kazancı Rusya sağladı bu deniyor ama sizce nasıl peki? İşte ben de söylüyorum, bilanço bu. Yani bu bilançoya göre kazandı diyen varsa ben de öğrenmek istiyorum yani. Bilanço bu. YPG ortada. Suriye'nin toprak bütünlüğü sallamadı. Türkiye'nin iddiaları. YPG diye bir terör örgütü kalmayacak. Buradan kazanacak. Ağır silahlarını bırakacak YPG. Hı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya YPG'nin terör örgütü olarak bu topraklardan gönderilmesi için elinden geleni yapacak. Hiçbirisi olmadı. Türkiye'deki Suriyeliler Suriye'ye geri gönderecekler. O da olmadı. IŞİD militanlarının hala Türkiye kontrolündeki bölgede yaşadıklarını biliyoruz. Bu bölgede de hiçbir değişiklik olmadı. Şimdi ne oldu? Ben merak ediyorum. O zaman ediyorum. Türkiye için bir başarıdır diyebilir ya miyiz ya da diyemez miyiz? Başarı ne? Ne? Sınır güvenliğinin dışında Türkiye 40 milyar dolar harcadı. Binlerce insan hayatları karardı. Gözyaşı yüzünün içerisinde yaşadılar. Türkiye için dış politik açısından bizim Cumhuriyet tarihimizin en hazin sonucudur. Öyle mi? En hazin. Bundan daha hazin ne olabilir? Yani? Biz zaten kendi sınırlarımızı korusaydık, Suriye'ye hiç karışmasaydık bugün daha iyi bir sonuç olurdu. Yani hiç bulaşmasaydık. Aynen, hiç bulaşmasaydık. Biz bunu ilk günden beri söylüyoruz. Niye bulaştık biz şimdi? Türkiye için efendim büyük başarı ne oldu? Başarı ne? Ne? Başarı ne? Sınır güvenliğinin dışında bak şu da başarı. PYD sona erdi. Elindeki ağır silahlar alındı. Silahlarını terk ettiler. Türkiye'deki 3,5 milyon Suriyeli bak topraklarına dönüyorlar. Geri dönüyorlar. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlandı. Suriye'deki bu iç çatışmaları tetikleyen uluslararası güçler ellerini çektiler. Hiçbirisi çekmedi. Hiçbiri yok. Kuklacıların hepsi bölgede. Kuklalar da bölgede. Silahlar da bölgede. Durum yalnızca bir müddet buzdolabına konuldu. Peki, şu anda yapılmış olan nasıl bir tehlikeyle karşı şey karşıya? Ben bunu aslında başından beri söylüyorum. Hani bunlar göreceli çözümler ve bir yere kadar aynı siz dediğiniz gibi ötelenmiş durumda. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya? Bitti mi Türkiye için tehlike? Nasıl bir tehlikeyle karşı yani karşıyayız? Şimdi bu YPG, PYD her neyse adı, bu örgütün elindeki ağır silahlar, uçak savarlar, hava savunma sistemleri vesaire, bunlar ellerinde mi? Ellerinde.
Bunlar Suriye devletiyle şu anda bir çatışma yaşamayacaklarına göre, Suriye Esad'la anlaştıklarına göre bu silahları kime karşı kullanacaklar? Yarın bunları kontrol eden uluslararası güçler, Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya, bunu kime karşı kullanabilirler? Bu kullanacaklar içerisinde Türkiye seçeneği olabilir mi? Ya bu dramatik tabloyu soracağınız her soruyla devam ettirebilirsiniz. Ortada bir başarı hikayesi görmüyorum ben. Türkiye'nin güneyindeki sınır tehdidi devam ediyor. O bölgedeki bölgesel riskler devam ediyor. Türkiye burada hiç öyle hezeyana kapılıp da hatalı şeyler, politikalarla gününü geçirmemeli. Her türlü risk aynen devam ediyormuş gibi öngörüsünü devam ettirmeli. Tehditlere karşı da bertaraf edecek şekilde pozisyonunu devam ettirmelidir. Ben öyle görüyorum. Evet. Tekrar döneriz bu konuya belki ama bu Amerika ile görüşmeler, Amerika'dan ağır açıklamaların geldiği dönemde çok ciddi de bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank soruşturması tekrar gündeme geldi, açıldı. Yıllar önce işte Rıza Sarraf, Hakan Atilla isimlerini hatırlıyoruz. O süreçte bir takım iddialar gündeme gelmişti. Bunlardan biri de size ait, hatta o zaman da konuşmuştuk. Türkiye'den çok üst düzey yöneticilerin yer aldığı 100 ya da 100'den fazla ismin bu dava dosyası kapsamında yer alacağını söylemiştiniz siz de. Şimdi bugüne dönecek olursak yine bu soruşturma gündemde. Hakan Atilla'nın oradaki hukuki süreci bitti. Geldi burada İstanbul Borsa'ya başkan atandı. O da bir takım gerginliklere yol açtı. İstemeyen, yine İstanbul Borsası'na bağlı istemeyen kurumlar var Hakan Atilla ismini. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler sırasında bunun bir pazarlık konusu yapıldığı da söyleniyor. Neden? İşte bu isimler arasında sanık sandalyesine oturacak olan kişilerden birinin de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuydu ki bunu gazeteci Cüneyt Özdemir CNN Türk ekranlarında hem de gündeme getirdi. Bu bir kamuoyu oluşturmak için de yapılmış olabilir, yorumlarını da beraberinde getirdi ama biz mevcut durumu değerlendirelim. Halkbank soruşturmasının zamanlaması. Bu arada onunla ilgili bir sıcak gelişme de var. Halkbank duruşmaya katılmadığı için hakim 2 hafta süre verdi ve savcılık bankayı firari olarak niteledi. Son durum bu Sayın Pekşen. Evet, şimdi bu Halkbank dosyası esasında ilk gün ortaya çıktığı günden beri söylediğimiz bir gerçeği tekrar ediyor. O zaman şunu söylemişti, demişti ki bu dosya Türkiye için demokrasinin kılıcıdır. Acaba bu dosyayı Türkiye'nin önüne nasıl koyacaklar? Hangi nedenlerle koyacaklar? Ve bu dosya Türkiye'nin önüne konulduğu zaman Türkiye'den neler talep edilecek? Bizim için cevaplanması gereken en kritik sorular bunlar söylemiştik. Bugün bu söylediklerimizi, yani o 4 yıl önce bu olay ortaya çıktığında söylediklerimizin tamamı teyit edilir şekilde tekrar yaşanıyor. Burada asıl üzerinde durulması gereken, belki de ipucunun en önemli olduğu yer Zencani dosyası. Zarrab'dan daha önemli Zencani dosyası. Neden? Zencani İran'da yargılandı. Ama yargılamanın 21. duruşmasında diyor ki mahkemeye, tamam kabul ediyorum, lütfen bundan sonra gizlilik kararı verin, her şeyi size anlatacağım diyor. Zencani ne anlattı? O dosyadaki gizlilik kararından sonra o dosyada neler anlattı? Türkiye ile ilgili neler söyledi? Şimdi o Zencani'nin söylediklerinin bir kısmının Amerika'daki Halk Bankası dosyasında yer aldığı söyleniyor. Zencani'nin Türkiye'de kimlerle ne tür ilişkiler içerisinde olduğu, o 8,5 milyar dolar dağıttığı, işte o paraları kimlere dağıttığı vesaire ilişkin bilgilerin de o Amerika'daki Halk Bankası dosyasına kadar gittiği söyleniyor. Bütün bunları zaman içerisinde göreceğiz. Doğal olarak Amerika'daki Halk Bankası dosyası Türkiye için demokrasinin kılıcı gibi devam ediyor. O dosyayla Türkiye'den neler isteniyor? Türkiye'ye hangi amaçla bu dosyayı tehdit olarak, şantaj ürünü olarak kullanıyorlar veya kullanmak istiyorlar? Bütün bunları bilmek gerekiyor. Bunun önüne geçmek için de yapılması gerekenler var. Ama önce Hakan Atilla konusunda bir şey söyleyeyim. Bu Hakan Atilla tutuklandığı ilk günden beri ben hep aynı şeyi söyledim. Bu genel müdür yardımcısı bence orada seçilmiş olan tek kurbandır. Hakan Atilla'nın ne Zarrab'la ne de Zencani'yle bankadaki pozisyon itibariyle hiçbir ilgisi olmamış. Hiç ilgisi olmamış. Nitekim yargılama süreci içerisine bakıldığı zaman da doğrudan savcılar bu konuda çok ciddi çelişkiler yaşıyorlar. İşte Hakan Atilla delil koymaya kalkıyor. Diyor ki o deliller kullanılamaz bu mahkemede. Hukuka uyarlı elde edilememiştir. Ama kendileri
orada FETÖ'nün onlara sağlamış olduğu bir takım bilgileri, dokümanları alıyorlar, dosyaya delil koyuyorlar. Kısacası şunu söyleyebiliriz. Hakan Atilla o davada adı geçmesi dolayısıyla sanık gibi veya daha sonraki mahkumiyetle sonuçlanmış gibi gözükse de benim vicdanımda, toplumun vicdanında, hukukun vicdanında masum ve gerçekten olayın mağdurudur. Ben böyle görüyorum. Peki İstanbul Borsa'nın başına getirilmesini doğru buluyor musunuz? Birikimi olarak o işi yapabilir niteliktedir. Yani kendisiyle tanışmıyorum. Herhangi bir hukukum da yok. Hayatımda hiç yan yana da gelmedim bilmiyorum ama bu dava ortaya çıktığı dönemde Halk Bankası'ndaki, benim biliyorsunuz uzmanlık alanım bu bankacılık vesaire. Halk Bankası'ndaki yürüttüğü göreve, o göreve geliş biçimine baktığında liyakatiyle gelmiş birisi. Hı hı. Ve bu konuda son derece donanımlı olduğunu gördüm. Yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda da bu görevi kariyeri ve liyakat açısından yapabilir. Ama siyasi tarafı başka bir şey. Yani siyasi görüşün ne olduğu beni çok da ilgilendirmiyor, bilmiyorum onu. Ama söylüyorum, yani Hakan Atilla üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü hakikaten davaya bakıldığı zaman da davanın mağdur olduğu çok açık olarak gözüküyor. Çünkü daha sonra biliyorsunuz davaya tanık olarak gelenler, Amerika Birleşik Devletleri'nde tanık olarak gösterenler de Hakan Atilla'yı hiç görmemişler. Hiç tanışmamışlar. Zarrab da Hakan Atilla ile hiç karşılaşmamış. Onu burada kurban seçtiler ve onun üzerine gitti. Ama şimdi ödüllendiriyorlar diyorsunuz. Yani bence bir işte biraz ödüllendirme, bir de bir hakkın teslimi gibi düşünelim bunu. Ama asıl can alıcı noktası şu. Sorduğunuz sorunun öbür tarafı çok önemli. Hakan Atilla dışındaki kısmı. Bu dosya Türkiye'nin önüne nasıl gelecek? Hı hı. Şimdi bakın, Halk Bankası katılmama sebebiyle iki hafta süre verilmiş. Bu şu demektir, her türlü koruma tedbirini almaya hazır olduklarını gösteriyor. Bu nedir? Burada adı geçen dosya içerisinde adı geçen her kim varsa, işte rivayet tutur ki 101'i aşkın insanın dosyada şüpheli veya sanık olarak adının geçtiği söyleniyor. Bunlara ilişkin bir yakalama kararı her an çıkarabilir. Ve bu doğrultuda bir başka tedbir kararı daha konulabilir. Mesela Halk Bankası katılmaz. Bu kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne bu davaya davetlerine icabet edilmez ise o zaman yakalama kararıyla birlikte Türkiye'ye Swift yasağı getirilebilir. Bu Türkiye'nin ekonomisi açısından dehşet bir durumdur. Yani İran'a getirildi biliyorsunuz ekonomisi çöktü. Swift çünkü Türkiye'nin yani dış ticaretinin %65'i bu Amerika üzerinden geziyor. Yani biz akreditif açıyoruz, yurt dışından mal alıyoruz, mal satıyoruz. Her şey Amerika'daki o SWIFT dediğimiz sistem üzerinden geçiyor. Paraların hepsi oradan geçiyor. Onu kapattığı zaman Amerika Birleşik Devletleri, bizim kambiyo sistemimizin tamamı dehşet bir şekilde çöker ve bu telafisi imkansız bir hale gelebilir. Peki doğrusu ne? Ne olabilir? Ne yapmak gerekiyor? Yapılması gereken en önemli şey, Amerika Birleşik Devletleri ile 1980 tarihli suçluların iadesi anlaşması var. O doğrultuda Türkiye'de bir yargılama açılabilir. Bu yargılamayla birlikte adı geçen sanıklar, Rıza Zarraf da dahil olmak üzere, Zencani de, Zafer Çağlayan da dahil olmak üzere, bilmem nereye büyükelçi atanmış, kendisi paçayı yırtmış zanneden beyefendi de dahil olmak üzere tamamı Türkiye'de yargılanabilirler. Bunu öteleyebilirler. Buradan şimdilik kaçtıklarını zannedebilirler ama şunu unutmamak lazım. Bu tür 3628 sayılı yasaya tabi olan, yani mal varlığı ve yolsuzlukla mücadele yasasına tabi olan suçlarda zaman aşımı olmaz. Er ya da geç yasalar ve yargı bir gün yakalarına yapışır. Peki ben gene Sayın Erdoğan ismine dönmek istiyorum. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisinin ve ailesinin mal varlığı böyle bir şey olursa eğer sanık sandalyesine oturma yüzdesi nedir sizce? Böyle bir olasılık var mı? Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şey yapar mı? Yaparsa ne olur? Yani şu andaki parametrelere bakıldığı zaman bunun yapılmayacağını görüyorum. Bu çözülmüş, bu konuda bir anlaşma sağlanmış gibi gözüküyor. Ama gelişmeler nasıl olacak hep beraber izleyeceğiz. Anladım. Çünkü bu yargılama hukuk temeline değil, daha çok uluslararası ilişkiler ve çıkar temeline dayalı bir yargılama gibi gözüküyor. Burada adaletten daha çok uluslararası parametrelerde taraf seçmeye zorlama yargılaması. Hani taraf olursan olmazsan bertaraf diyordu ya Sayın Erdoğan. Burada da uluslararası ilişkilerde sen hangi taraftasın? İşte Atlantik blokundan yana mısın, BRICS blokundan yana mısın, Avrupa Birliği'nden yana mısın gibi. Türkiye maalesef bu süreci son 2007'den sonra inanılmaz kötü yönetti ve Türkiye'nin ciddiye alınabilir bir taraf olma saygınlığı savruldu ve Türkiye bu sebeplerle dünyanın gelişmiş bütün sistemlerinden bertaraf oldu. Yani artık dünyadaki 21. yüzyılda
dünyayı sürükleyebilecek hiçbir sahada Türkiye yok. Yani ne askeri alanda Türkiye var, ne tıbbi alanda var, ne teknolojik alanda var, ne telekomünikasyonda var, ne enerjide var. Yok, yok, yok. Hiçbir alanda yok. Doğal olarak Türkiye bu son 10 yıl içerisinde dünyadaki 21. yüzyıla şekil verecek olan tüm programların ve projelerin içerisinden atıldı. Anladım. Durum bu kadar dramatik. İktidar açısından değerlendiriyorsunuz. Peki muhalefetin bunda payı var mı yok mu? Hiç tartışmasız. Yani muhalefette de bunun sorumluluklarının az olduğunu düşünmüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde almış olduğu sonuçlara bakıldığı zaman toplum beklenti içerisinde. Toplumun beklentilerini siyasi partiler iyi analiz edip o beklentileri karşılayacak program üretmek zorundadır. Eğer beklentilerle uyarlı program üretemiyorsanız daha çok beklersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 70 yıldır iktidar olamamayışının sebebi tamamen dış güçlerdir, iç güçlerdir falan diye mazeret uydurmanıza gerek yok. Parti olarak dersinizi iyi çalışırsanız, iyi bir program hazırlar, çok kapsayıcı bir tüzük koyarsanız ortaya, gerçekten Türkiye'de en geniş parti yönetimine katılımı sağlayabilecek bir tüzük, toplumun her kesiminin ne kadar yaygın bir kesim bulabilirseniz o kadar yaygın mikro ölçekte beklentilerini karşılayacak bir program ortaya koyabilirsiniz. Üçüncüsü de bu programı uygulayabilecek kararlılıkta, dürüstlükte, kalitede, liyakatte, kariyerde bir kadro oluşturursanız iktidar getirip size veriyorlar. Bunu gördük. Öyle kendi kendimizi kandırmamalıyız. Bu üçünü yapmadığınız sürece daha çok bekleriz. Peki yerel seçimde elde edilen başarının rüzgarı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl yer buluyor? Yani siyasette, devam ediyor mu? Siyasette popülizm çok uzun süreli değil biliyorsunuz. Çok kısa sürede tüketiliyor, pop şarkı gibi. Yani bir dönem sonra yaz şarkıları vardır bilirsiniz işte. Yazın iki evet. ay bütün plajlarda bangada onlar çalar. Ama iki ay sonra duyduğunuz zaman hemen kapatırsınız. Aman tamam ya yeter sıktı diye. Siyasette de böyle. Popülizm tamam. Bir sonuç elde eder. Ama kalıcı olması gerekir. Kalıcı olması için de popülizm programlara dönüşmeli. Popülizmle kaldığınız sürece durum dehşettir. Onu programa dönüştürmezseniz o zaman durum vahim olur. Ben şunu tavsiye ediyorum ki 89'da elde edilen başarının tam anlamıyla eşiti değil ama ona benzer bir başarı oluştu. Bunu teslim etmek lazım. Ama bu başarı emin olun çok kalıcı olmayabilir. Bunu kalıcı yapabilecek olan yerel yönetim programlarının çok ciddi bir şekilde hazırlanıp uygulamaya konulması ve halkın da bu programları aşama aşama izlemesi gerekir. Bunlar yapılırsa elbette kalıcı olur. Yapılmazsa emin olun 89 sonrası yaşadığımız o büyük hayal kırıklıklarını yaşamamız işten bile değil. Böyle bir risk var diyorsunuz. Her zaman. Var. Doğru kullanılmazsa bu süreç. Şimdi muhalefet derken tabii sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmayalım madem. Yeni kurulacak partiler de var Sayın Pekşen. Hani iktidar, kaç yıllık bir iktidar, neler geldi geçti ama bir türlü işte Türkiye şikayet ediyor, vatandaş şikayet ediyor ama bir türlü kurtulamıyor diyoruz tırnak içinde. Dolayısıyla onu yerinden edecek partiler açısından değerlendirmek gerekirse, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk az önce söyledim. Yeni kurulacak partilerle ilgili de ciddi tartışmalar yaşanıyor. Abdullah Gül ismi yeniden perdelerde. Evet. Düşünüyorsunuz? Yani Abdullah Gül ismine ben sürekli biliyorsunuz çok ciddi anlamda kuşkular taşıyarak bakan birisiyim. Özellikle 15 Temmuz günü yaptığı açıklamadan sonra o kuşkum hiçbir zaman azalmadı. Aynı ciddiyette devam ediyor. Ama şöyle bakmak gerekiyor. AKP'den ayrılan bir grubun siyasette yeni bir vizyon gibi sunulması da son derece dikkat çekici. Dikkat çekici olan şey şu. Anavatan Partisi sona erdiği zaman Anavatan Partisi'nin içerisinden yeni bir yapı gibi ortaya çıkan siyasi bir kadro oluştu. Neydi o siyasi kadro? Adalet ve Kalkınma Partisi. Ne dediler? Yenilikçi hareket dediler. Ama o yenilikçi harekete bakarken bir dönüp Anavatan Partisi'ne bakalım. Anavatan Partisi'nin son döneminde ne deniliyordu? Adı hırsızlık ve yolsuzlukla örtüşen parti haline geldi diyorlardı. Hatta Erkan Mumcu diyordu ki bizim partimizin adı artık hırsızlık ve yolsuzlukla bütünleşti doğarak böyle bir partiyle Türkiye'ye artık hizmet etmek mümkün değildir diyordu. Şimdi bu cümleden şöyle devam edelim. Kabul doğru söylüyordu Erkan Mumcu. AKP'yi kuran isimlere bir bakalım isterseniz. Erkan Mumcu var mıydı? Ne? Vardı. İşte Ali Coşkun var mıydı? Vardı. İçişleri Bakanı neydi adı unuttum.
Unuttum hakikaten ismini. O zamanki İçişleri Bakanı o vardı. Cemil Çiçek vardı. İşte yine Necati Çetinkaya vardı. Yani AKP'nin Anavatan Partisi'nin içerisinde bakanlık yapmış, kurucusu olmuş 7 veya 8 tane önemli isim aynı şekilde AKP'nin içerisinde vardılar. Onlar beraber devam ediyor. Kürşat Tüzmen Anavatan kadrolarından geldi, devam etti. Bütün bunların tamamı aynı şekilde AKP'nin içerisinde devam etti. Ne diyorlardı AKP'liler? Onlar yolsuzluk batağına Türkiye'yi sapladılar diyorlardı. Peki aynı adamlar geldi. Aynı adamlara devam etti. Şimdi üçüncü aynı tuzak. Bu tuzağa düşmeyiz. AKP'nin içerisinden ben dürüstüm diye çıkacaklar yeni bir yapı. Hayır yok. Hepsi oradaydılar. AKP'nin bugüne kadar yapmış olduğu ekonomik programların içerisinde, anayasa değişikliğinin içerisinde Ali Babacan yok mu? Anayasa değişikliğinin içerisinde Mehmet Şimşek'in oyu yok mu? Abdullah Gül yok mu? Abdullah Gül bunların içerisinde en önemli sorumluların başındadır. En önemli. 1993 Colin Powell Sözleşmesi'nden bugüne kadar. Bu arada iyi hatırlattığınız bir şeyi de burada tekrar aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Türkiye habire uluslararası sözleşmeler imzalıyor. Hı hı. Erdoğan vasıtası. Ama hiçbir parlamentodan geçmiyor bu Suriye'ye ilişkin. Bizim anayasamız çok açık. Anayasa gereğince bütün bunların geçerli olabilmesi için parlamentoya gelmesi gerekiyor. Parlamentoya gelmeden Soçi mutabakatı yapıyoruz. Evet. Rusya ile anlaşma imzalıyoruz. Bilmem Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaları imzalıyoruz. Bu anlaşmaların geçerliği nedir acaba? Anayasamıza göre. Gereksiz oylatıyorlar ama. Evet. Anayasamıza göre bunların geçerli olabilmesi için parlamentoya gelmesi gerekiyor. Demek ki parlamentoya gelmiyorsa şu anda geçerliği tartışır işte bunlar. Evet. Bunu da ben aktarsak anlatalım. Evet, ilginç bir şey evet. Bu. Hani ileride belki konuşulduğunda geriye dönüp evet. Tartışıldığında doğru. Önemli bir nokta bu. Şimdi bütün bunlara neden sordum size tekrar? Bu olanların bir iç politika malzemesi yapılıp yapılmayacağı, erken seçimin tekrar gündeme gelip gelmeyeceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında hep bir senaryo hazırdır ya da hemen hazır hale getirir deniliyor ya. İşte inanılmaz bir oy kaybı yaşadı. CHP'nin işte bu yerel seçimde elde ettiği başarı, yeni partilerin kuruluyor olması, muhalefetin daha da güçlenmesi Erdoğan'ın kafasında tabii ki bir takım şeyleri de beraberinde getirmiştir. Bu açıdan baktığınızda ne? Erdoğan fırsat bulsa yarın seçime gider. Çünkü şunu görüyor. Türkiye'de gündem iç politikaya döndüğü her zaman Erdoğan kaybedecek. İç politikaya döndüğünde insanlar tencereyi konuşacaklar. Çocuklarına bulamadıkları iş, yani işsizlik, geçim sıkıntısı, yani tencere açlık, gelecek kaygısı, yani Türkiye'nin içerisinde sürüklendiği ağır ekonomik bunalım. Bu üçü Erdoğan'ın önüne geldiği anda Erdoğan kaybedecektir. Ve toplum artık Suriye'de dahi yoruldu artık. Bıktı insanlar. Lanet olsun diyorlar. Suriye konusunu duymak istemiyor insanlar. Duymak istemiyoruz. Bize ne diyorlar Suriye'de? Bize ne? Bizim çocuklarımız aç, işsiz, göçe mahkum, el kapılarına mahkum. Türkiye'yi terk ediyor, üniversiteleri terk ediyorlar. Üniversitelerde rezalet ayyuka çıkmış. 40 tane hukuk fakültesinin dekanlarının isimlerini yayınladık. Geçen hafta biliyorsunuz Türkiye'de çok konuşuldu. Hukuk fakültelerinin dekanlarına bakıyorsunuz. Ziraat mühendisi, inşaat mühendisi, işte bilmem ilahiyatçı, imam şu bu. Hukuk fakültesi dekanı bunlar. Diğer fakülteler daha dramatik zaten. Havacılık fakültesinin rektörü diş hekimi. Dekanı ziraat mühendisi. Evet, yani. Onun için insanlar artık ciddi anlamda soru sormaya ve cevap istemeye başladılar. Bugün Erdoğan belki mümkün olsa en kısa sürede Türkiye'yi seçime taşımak ister. Ama şu da bir gerçek, onu da biliyor farkında ki. Bu ekonomik koşulların bir hafta 10 gün sonrasını taşıyamayacağını o da görüyor. Bu koşullarla seçime gittiğinde de sandıktan büyük bir sürpriz çıkabilir. Bu da AKP'nin siyasi tarihe doğru gidişine sebep olur. Hiç kimse Ecevit kadar sevilmedi Türkiye'nin siyasi tarihinde. Ecevit'e karşı toplumun kara olan diye bir aşkı vardı. Duygusal bir bağ vardı gerçekten. Ecevit'e insanların o duygusal bağ olmasına rağmen 2001'de o Ecevit'i insanlar siyasi tarihe teşekkür ediyoruz Sayın Ecevit dediler. %1 ile gönderdiler. Bunu unutmayın. AKP de aynı şekilde gidecek. Önümüzdeki ilk seçimde emin olun AKP hiçbir şekilde iktidar vesaireyi konuşamayacak ama siyasal tarihe neden gittiğini Türkiye uzun uzun konuşacak. Ben de görüyorum. Bakalım göreceğiz Sayın Pekşen. Çok teşekkür ediyoruz efendim değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Siz de.
Evet, bizim TV'de Sayın Haluk Pekşen, CHP Parti Meclis Üyesi, Akbank soruşturmasından Suriye'ye, iç siyasete kadar her türlü konuyu konuştuk, değerlendirdik. Sizler de bize eşlik ettiniz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğinizden dolayı. Görüşmek üzere efendim bizim TV'de.